Ters Aynanın yeni bölümünden hepinize merhaba. Efendim bu hafta yine kıymetli bir konuğum var. Seyit Torun'la birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili. Bizimle birlikte hem kurultay sürecini konuşacağız hem de bugün önemli bir görüşme vardı. Yargıtay'ın Can Atalay hakkında ihlal kararı verdiği için AYM üyelerine yönelik başlattığı bir suç duyurusu vardı. Bu meseleyle ilgili bir takım görüşmeler gerçekleşti. Hem onun içeriğiyle ilgili Seyit Bey'den bilgi alacağım hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki rotası, bu değişimle başlayan rotanın ne olacağı ve yerel seçimler bu kapsamda keyifli bir röportaj gerçekleştireceğiz. Seyit Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Can Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Size de öyle. Şimdi esasında Seyit Bey, Özgür Bey bir seferberlik başlatacağını açıkladı kurultayın ardından. Bu çağrısı sloganı çok dikkat çekti. Önem verildi ve bunun ilk ayağının memleketi Manisa ve Hatay'dan olacağının vurgusunu yaptı. Esasında Hatay'da olacaktınız bugün ama az önce bahsettiğim gibi Yargıtay 3. Dairesi Başkanlığı'nın AYM üyeleri hakkında başlattığı bir suç duyurusu var. Siz de bununla ilgili bir takım görüşmeler gerçekleştirdiniz. Biraz bize bilgi verir misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada nasıl bir tavır alacak, neler yapacak? AYM'ye yönelik ciddi bir risk karşımızda duruyor. Evet, maalesef bugün bir devlet kriziyle karşı karşıyayız ve iktidar artık yargıyı o kadar başıboş, o kadar belli güç odaklarının eline teslim etmiş ki maalesef tabiri caizse Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi filler tepişirken çimenler eziliyor. Yani bugün Anayasa Mahkemesi bütün kurumların üstündedir. Yasamayı da denetler, yürütmeyi de denetler, kısacası yargıyı da denetler. Ama bir yargı kurumu bugün Anayasa Mahkemesi'ni yok sayarak, itibarsızlaştırarak, daha doğrusu ortadan kaldırmaya teşebbüs ederek ciddi bir devlet kriziyle bizi karşı karşıya bırakmıştır. Burada aslında olay hukuki değil, siyasidir. Bir hukuki mücadele yoktur burada, bir siyasi mücadele vardır. Yani sonuçta Yargıtay'da kimin konuşlandığı, kimlere yakın olduğu bellidir. Ve burada geçmişte Anayasa Mahkemesi için kapatılması için kimler ne söylemiş bellidir. Anayasa Mahkemesi'ni nasıl zapt-ı rapt altına almanın gerekliliğini ifade edenler bellidir. Hal böyleyken ben dilerseniz bir hatırlatma yapayım izleyicilerimizi bu noktada. Önemli çünkü bu da çok konuşuluyor bu başlık altında. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında söylemişti bunu birkaç ay önce. Açıktan Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması gerektiğini, yerli ve milli bir anayasa oluşturulması, Anayasa Mahkemesi oluşturulması gerektiğini söylemişti. O zaman da çok dehşetle karşılanmıştı kamuoyunda Devlet Bahçeli'nin bu ifadeleri. Bugün gelinen noktada da MHP etkisi de konuşuluyor. Yani çok açık sorayım, böyle bir etki de olabileceği yönünde bir takım iddialar var. Evet, kısacası aslında Cumhur İttifakı arasında da ciddi bir ayrışma, ciddi bir kriz var. Ama üzüntü verici olarak şunu söyleyebilirim, bir devlet kriziyle karşı karşıyayız. Adaleti olmayan, hukuk sistemi olmayan ve kuvvetler ayrılığı olmayan bir ülkede gelişme de olmaz, büyüme de olmaz, hiçbir şey olmaz kısacası. Ne yatırımcı yatırım yapabilir, ne ilerisini görebilirsiniz, ne bu ülkenin de geleceğiyle ilgili planlamalar yapabilirsiniz. Maalesef iktidar öyle hale getirdi ki bütün kurumları bozdu. Bütün kurumlarla oynadı. Bugün de ağır sonuçlarını birebir maalesef yaşıyoruz. Umarım bu süreç bir başlangıç olur. Artık hukukun üstününü önde tutarak yargıyı siyasallaştırmadan vazgeçeriz. Yargının artık saygınlığını artırırız. Hukuk sistemimizdeki bu kokuşmuşluğu
gideriz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hiç değilse böyle basiretsiz, böyle gerçekten içinde bulunduğumuz duruma yakışmayan seviyesiz bir ortamı yaşamamış olur. Seyit Bey, bu meseleyle ilgili son olarak şunu söyleyeceğim. Genel olarak yurttaşların kafasında çok büyük bir tedirginlik var bu meseleyle ilgili. Nedir? Mesela sıradan herhangi bir vatandaş da olabilir. Can Atalay gibi hem siyasi kimliği hem de toplumda belli bir kamuoyu tarafından tanınan bir isim de olabilir. Başımıza bir iş geldiğinde bizim hakkımızı, yani bir haksızlığa uğradığımızda, bir hak ihlali yapıldığında hakkımızı arayacağımız kurumdu Anayasa Mahkemesi. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne dönük böyle bir yaptırım, baskı, sopa ile karşı karşıya ise bu ülkenin vatandaşları nasıl kendilerini güvende hissedebilecekler? Yani biz derdimizi nereye, kime anlatacağız bu saatten sonra? Canan Hanım, seçilmiş bir insan, millet iradesiyle, vatandaşın iradesiyle seçilmiş bir insan tutukluysa, hakkını alamıyorsa vatandaş ne yapsın? Yani düşünebiliyor musunuz? Evet. Hatay halkının iradesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilmiş bir insan maalesef bugün tutuklu, esir ve orada tutuluyor. Madem bu kişinin suçu vardı, seçimlere niye soktunuz? Sabıka kaydı niye verdiniz? Yani herhangi bir suçu varsa, herhangi bir yargı karşısında bir cezası varsa, bu tamamen aslını soruyorsanız güç gösterisi. Bakın, ben istersem siz ne kadar seçerseniz seçin, istersem ben bunu milletvekili yapmam iradesidir. Bu millete yapılmış, demokrasiye yapılmış, hukuka yapılmış bir suikasttır, bir baskıdır. Yani bu kabul edilemez bir şey. Eğer biz bir milletvekilinin hakkını savunamazsak, bir milletvekilinin hakkını teslim edemezsek, vatandaşın hakkını nasıl teslim edeceğiz? Gerçekten içinde bulunduğumuz durum kabul edilebilir durum değil. Ama bu olumsuzluğu gidermek için de topyekün bir mücadele yapacağız. Sayın Genel Başkanımız dün akşam da bu konuda bir açıklama yaptı. Milletimizi topyekün bu konuyu itiraz etmeye davet ediyoruz. Sokağa davet ediyoruz. Milletimizi artık haklarımızı almadığına yüksek sesle talebini iletmeye davet ediyoruz. Bu işin artık tuz koktu. Bu işin daha sürdürülebilir bir tarafı yok. Eğer o gün bugün değilse yarın geç kalmış olabiliriz. Yarın bir şeyleri daha değiştirme imkanı bulamayabiliriz. Evet, şimdi hemen kurultay sürecine dönüyorum tekrar, ardından önümüzdeki süreci konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüteceği çalışmalar başlığı altında. Şimdi bir değişim gerçekleşti Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Özgür Özel yeni genel başkan oldu. Dün de mazbatasını aldı. Artık resmi olarak bu görevde kendisi. Ve dün aynı zamanda İYİ Parti'nin grup toplantısı vardı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü sırtımda hançerle seçime girdim ifadesine yönelik bir takım söylemlerde bulundu. Çok sert söylemlerdi bunlar. Dedi ki Meral Akşener, hançer işi ortada kaldı. Bensem o hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Hak ettiği takdirde hançeri ya gırtlağına ya kalbine vururum, arkadan işim yoktur ifadesini kullandı. Ne söyleyeceksiniz? Yani siyasilerin de bu kadar sert bir üslupla konuşuyor olması biraz ilginç geldi tabii. Yani ilginç yorumlandı. Siz ne söyleyeceksiniz? Evet Canan Hanım, tabii dünkü Meral Hanım'ın konuşması açıkçası tabii kamuoyu tarafından da çok hoş karşılanmadı. Biraz daha bu konuda itidalli olmak lazım. Genel başkanların özellikle kamuoyunu domine ederken bazı cümlelerini kurarken daha dikkatli olması lazım. Böyle çok kırıcı üslubun, dilin hiçbirimize faydası yok. Siyasette zaman zaman elbette ki ayrışmalar olur, birleşmeler olur, farklı farklı değerlendirmeler olur, ama biz bunu kırıcı ifadelerle, daha doğrusu böyle
şiddet içerici ifadelerle kullanırsak çok doğru olmaz. Sayın Genel Başkan da aslında orada süreç içerisinde yaşadığı belli bir durum anlatmış olabilir ama hiç kimse onu üstüne almadı. Ne bugün Meral Akşener bunun muhatabı olduğunu düşünüyor, ne biz muhatabı olduğunu düşünüyoruz. Açıkçası o ifadelerde talihsiz bir ifade. Sayın Genel Kemal Başkan... Bey'in ifadeleri değil mi? Yani Kemal Bey'in ifadelerinden bahsediyorsunuz. Evet. Yani eğer bir ihanet varsa Sayın Genel Başkan gereğini yapmalıydı zamanında, öğrendiği anda. Yani seçim sonrası aradan geçmiş belli süreler 4-5 ay şimdi gündeme gelmesini de doğru bulmuyorum. Eğer böyle bir şey varsa gereğini yapacaktı. Yani şimdi söylemeyecekti. Haliyle açıkçası bizleri de o cümleler üzdü. Ama şunu açıkça itiraf edeyim. Hiçbirimiz de üstümüze alınmadık. Üstümüze alınmadık değişimciler olarak diyorsunuz. Değişimi savunan olarak diyorsunuz. Çünkü biz hep yanında durduk. Hep mücadele ettik. Yoğun bir mesai verdik. Başarıya odaklanmıştık. Hep beraber inanmıştık bu seçimi kazanacağımıza. Hep beraber mücadele etmiştik. Ha, süreç içerisinde eksikleri dile getirdik. Bazı aksaklıkları ifade ettik. Ama sonuçta karar vericileri kendileri. Ama görüldü ki seçim sonrasında bile aynı hatalar devam ediyor. Burada açıkçası herkes elinden geleni yaptı, mücadele etti ama sonuç olumsuz oldu. Seyit Bey, ben de oradaydım. Hakikaten çok tarihi bir kurultay izledik. İki gün süreceği özür dilerim söylendi ama üçüncü güne de sarktı. Üçüncü gün PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri açıklandı. Ama özellikle de cumartesi günü çok hareketliydi hakikaten. Fakat o gün bir sürü böyle tartışma konusu olan birçok şeye de manzaraya da şahit olduk. Ama ben şunu soracağım. Şu çok tartışıldı. Özgür Bey'in kurultayı kazanmasının resmi olarak açıklanmasının ardından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Bey'i tebrik etmeden oradan ayrıldı. Bu sizi şaşırttı mı? Bunu nasıl karşıladınız? Böyle bir şey bekliyor muydunuz? Yani Sayın Genel Başkan aslında son derece gerçekten demokrat bir insandır. Son derece insancıldır, hoşgörülüdür, mütevazidir. Ben gönül isterdi ki orada elini seçim sonucundan sonra kaldırsın ve o salondan birlikte ayrılsınlar. Hatta ilk turda ikinci tura geçmeden elini kaldırsın ve tebrik etsin diye beklerdik. Ama beklediğimiz gibi açıkçası olmadı. Çeşitli nedenler olabilir. Kendisi dün yaptığı açıklamada bazı kırgınlıklarının, bazı üzüntülerinin olduğunu ifade etti. Kendilerinin tabii ki takdiridir. Şimdi bir yorum üzerinden bir sürü kamuoyunda yapılan belli yorumlar var. Baskın yorumlar bunlar. Sizin düşüncenizi merak ediyorum. Daha da somutlaştırmak, somut veriler üzerinden konuşmak bağında. Açık soracağım. Deniliyor ki bu kurultayın ardından kurultayı ağırlıklı olarak aslında Ekrem İmamoğlu kazanmıştır deniliyor. Bu yorumlar yapılıyor kamuoyunda ve 2028 tarihi işaret ediyor. Ekrem Bey de aslında 2028'i doğrudan kendisi işaret ediyor. Ve özellikle de parti meclisi üyelerine baktığımızda Ekrem Bey'e yakın kişilerin de orada yer aldığını görüyoruz. Siz kamuoyunda bu yönde yapılan yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle mi bakmak, böyle mi okumak gerekiyor gerçekten? Bir de Ekrem Bey ve Özgür Bey'in uyumlu bir çalışma yürütebileceğini düşünüyor musunuz? Canan Hanım, şimdi tabii Ekrem Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız. O da seçim sonrası değişimi ilk dillendirenlerden, gündeme getirenlerden biri. Evet. Tabii değişim olmadığı takdirde hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de yerel seçimlerin ne kadar zorda kalacağını, zorluk içerisinde olacağını da tespitini yapmış bir insan. Haliyle aday Özgür Özel olurdu veya başka birisi olurdu. Bir şekilde değişimin yanında durdu. Bugün de
Sayın Özgür Özel genel başkanımız oldu. Bu demek değil ki bu yapıyı destekledi, Ekrem İmamoğlu yönetecek, Ekrem İmamoğlu karar verecek. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve önünde bir büyükşehir seçimi var, yerel yönetim seçimi var ve bu seçimi başarmak için var gücüyle çalışacak. Hep beraber yanında olacağız, hep beraber destek vereceğiz topyekün. Çünkü İstanbul bizim için çok önemli, Türkiye için çok önemli. Haliyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine tekrar girecek, ben bundan eminim. Ha, sonrasında farklı siyasi değerlendirmeler olur, önümüzdeki süreçte farklı şeyler olur. O tabii siyasetin getireceği şeyler ve mutlaka Ekrem İmamoğlu da bu çalışmaların içerisinde olacaktır. Ama bu partinin iç işlerine karışmak, partiyi yönetmek falan değil. Elbette ki görüşleri olabilir, önerilerini sunabilir, belli tavsiyeler olabilir. Bu geçmişte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yken de aynı şekilde Sayın İmamoğlu belli önerilerini, belli projelerini, belli siyasi değerlendirmelerini paylaşmıştır. Bugün de paylaşabilir ama bu demek değil ki o karar verecek, oluşturacak. Parti meclisinde de bakıldığında öyle parti meclisini Sayın İmamoğlu yapmış değil. Elbette ki görüşlerini almıştır Sayın Genel Başkan. Elbette ki belli tavsiyelerini almıştır ama bu da listelerde zaten gözüküyor. Çok sınırlı sayıda. Hani buradan amaç Sayın İmamoğlu'yla Sayın Genel Başkan'ı karşı karşıya getirmek, arada bir sanki farklı bir yapı varmış gibi göstermek çok büyük haksızlık olur. Sayın İmamoğlu da büyük bir siyasi olgunluk içerisinde, deneyim, tecrübe içerisinde sorumluluklarını bilen son derece deneyimli bir belediye başkanımız. Sayın Özgür Özel de yıllarca grup başkan vekili yapmış, grup başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, tecrübeli bir isim. Bu süreci karşılıklı belli görev tanımlamaları içerisinde sürdüreceklerine eminim. Buradan farklı niyetleri olanlar hiçbir şey çıkaramaz. Şimdi merak edilen şeylerden biri de MYK üyelerinin kimlerden oluşacağı. Cumartesi günkü parti meclisi toplantısının ardından netleşecek değil mi? Yani böyle söylendi, kamuoyuna böyle bilgi verildi. Şimdi bazı isimler telaffuz ediliyor ama benim en çok dikkatimi çeken şey şu iddiaların başında. Mesela Bilim Yönetim Kurulu platformunda dikkat çekici isimler var Özgür Bey'in listesinde. Mesela İlhan Uzgel, Yalçın Karatepe gibi isimlerin MYK'da yer alabileceği iddiası gündeme geldi. Bir de Selin Sayıkböke ismi geçmekte. Aslında daha çok genel sekreterlik için ismi geçiyor Selin Sayıkböke'nin. Bu iddialar gerçeği yansıtıyor mu? Bu yönde bir parti içinde bir konuşma gerçekleşti mi? Yani bahsettiği isimler Yalçın Karatepe, Selin Sayıkböke ve diğer isimler son derece konularında uzman, Türkiye'nin tanıdığı, gerçekten son derece uzman kişiler. Tabii Sayın Genel Başkan belli değerlendirmeleri yaptıktan sonra, görüşleri aldıktan sonra onun kararını verecektir. Bu parti meclisinde birçok kişi, aynı görevi yapacak birçok kişi var, birçok uzman var, birçok deneyimli isimler var. Bunların arasından seçilecektir. Ama ben işte genel sekreter şu olur, örneğin ekonomiden sorumlu bu olur, yerelden sorumlu bu olur deme şansım yok. O açıkçası hadsizlik olur. Ama inanıyorum ki gerekli istişareleri yapar, diyalogları kurar. Kendisi de deneyimli bir insan. Ona göre de MYK'sını oluşturmuş olur. Evet, özellikle de kurultay sürecinden sonra gözler hemen hemen her gün Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani açık bir gerçeklikten bahsedeyim. Bu bizim de yaşadığımız ve şahit olduğumuz bir durumdu. Genel seçimin ardından
sırtını dönmüştü seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hakikaten böyleydi. Bizim yayınlarımızı terk ediyordu izleyiciler. CHP konuşuluyorsa ben gidiyorum diyorlardı yani. Şimdi kurultaydan sonra gözlemliyorum. Herkes merak ediyor artık Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri. En merak edilen şeylerden biri de MYK'nın yanı sıra tüzük kurultayı. Şimdi 25-26 Kasım tarihi açıklandı ilk olarak. Ama zannediyorum sanki bu tarih revize edilecekmiş gibi bir hava var. Ve tüzük kurultayın tüzük değişikliğiyle ilgili gündeme gelen taslak metninde ön seçim getirileceği meselesi ilk sıralarda konuşulan gündem başlıklarından biriydi. Fakat bunun sanki belediye başkan adaylarının belirlenme sürecinde uygulanmayacağı, getirilmeyeceği yönünde bir takım iddialar da gündeme geldi. Bu söz konusu olabilir mi? Belediye başkan adayları belirlenirken ön seçim yapılmama gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Canan Hanım, yani tabii ki Sayın Genel Başkan da ifade etti. Önceliğimiz ön seçim. Ama her yerde ön seçim olacak diye bir kaide yok. Eğer aday bile bulamadığınız yerde neyin ön seçimini yapacaksınız? Veya tek adaylı olan bir yerde neyin ön seçimini yapacaksınız? Elbette ki adayların birbirine yakın olduğu, hepsinin seçilme potasında olduğu, seçimin daha yüksek olasılıkla kazanılabileceği yerlerde ön seçimler olabilir. Ama bazen de belki bir kişiye gidip siz teklif edeceksiniz. Gel adayımız ol, burada seçimi kazanalım, belediyeyi kazanalım diyeceksiniz. Yani ağırlıklı olarak tabii ki ön seçim olacak ama belli yerlerde de adaylaşmak için merkez yoklaması olur. Farklı yöntemler denenir. Tabii, o halde kısmi evet, mi yapılacak? Yani bölgeye tabii göre yani, yani ihtiyaç olan, olması gereken yerlerde ön seçim olur. Merkez yoklaması olan yerlerde de merkez yoklaması olur. Bir de tabii şu var Canan Hanım, işin açıkçası sadece hani tabii ki ön seçim kesin, hele hakim huzurunda yapılırsa kesin bir sonuç ama bazen de şöyle bir şey olabiliyor. Bunu her yer için söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın sözüm. Bazen de örgütte karşılığı var ama halkta karşılığı yok. Örgütte karşılığı yok ama halkta büyük bir karşılığı var. Yanıltıcı olabiliyor diyorsun. Yani burada amacımız seçim kazanmak mı yoksa hani bizim ya seçim kazanmak önemli değil, önemli olan biz kararı biz vermiş olalım. Karar örgütten çıksın demek mi? Örgüt de seçim kazanmak ister. Bu anlamda en iyi tercihi de kendisi koyar. Ön seçimse ön seçimi önerir veya der ki bir temayül alalım der. Farklı farklı yöntemleri dener. Kısacası mesele seçimi alabilmek. Seçimi alabilecek yöntemi de ortaya koyabilmek. Bu ağırlıklı ön seçim olur, kimi yerde merkez yoklaması olur ama dediğim gibi seçimi almaya yönelik bir çalışma yapılması lazım. Evet Seyit Bey. Ayrıca, ayrıca Canan Hanım, tüzük kurultayının da açıkçası ben ertelenmesi taraftarıyım. Bakın, neden? Bugün itibariyle AK Parti adaylık başvurusunu almaya başladı, 17'sinde de bitiriyor. 19'unda da eğilim yoklamalarını yapıp ona göre adaylaşma süre ay sonuna kadar da adaylaşma konusunda ciddi bir mesafe almış olacak. Şu anda AK Parti bunu yaparken biz hala belli çalışmaları sürdürürsek çok zaman kaybederiz. Önümüzde kaybedecek zamanımız yok. Ha düşünülen, tüzükte düşünülen belli konular değişmeden de uygulanabilir. İlla tüzükte yazıyor, tüzüğe göre hareket edelim değil. Eğer bir doğru varsa o doğruyu ortaya koyalım. Tüzüğe yazmadan da öncesinde tartışalım, koyalım ama biz tüzük tartışmalarını yaparken AK Parti seçim çalışmalarına başlayacak. Önümüzde çok kısa bir süre var. Bu süreyi de iyi değerlendirmemiz lazım. Zaman çok hızlı akıyor. Bakın. Peki ne zaman ertelenmeli? Ne zaman ertelenmeli sizce tüzük? Yani yerel seçim sonrası da olabilir hemen. O zaman nasıl ön seçim yapılabilir mi yine yani tüzük değiştirilmeden? Hayır, teknik zaten olarak ön seçim yapılmamaz. Ön seçimin yani teknik tüzük olarak yazılınca ön seçim yapılacak diye bir kaide yok ki. Yine yani, yapılabilir, yine uygulanabilir. Tabii ki yani bu partide zaten genel eğilim ön seçim yapılması.
gene gerekli yerlerde ön seçim yapılır. Ön seçim ağırlıklı olarak yapılır. Ve ön seçim önceliklendirilerek yapılır. Ama bunu illa tüzüğe koyacağız diye bir kaydı yok. Kaldı ki bizim tüzüğümüzde bununla ilgili düzenlemede var. Yani yani bununla ilgili ön seçimin yapılmasıyla ilgili de bir düzenleme var. Evet, yok değil. Evet, var, doğru. Şimdi Seyit Bey, son sorum da bu olacak. Bir yarım saatlik bir zamanınız var biliyorum. Başka bir yayına daha katılacaksınız. Aslında birçok sorum var da yayına sığmaz yani hakikaten. Yayın daha yapalım sizinle. Şimdi Seyit Bey, insanların en çok merak ettiği, yani toplumun en çok merak ettiği konulardan biri de İstanbul'u tekrar kazanabilecek mi Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü siz de az önce ifade ettiniz. Ben de üzerine bir ek yapayım. Erdoğan İstanbul'da İstanbul diye tutturmuş durumda. Genel seçim sürecinde hazırlanmaya başladı. Şimdi değil, Erdoğan İstanbul için, yerel seçim için. Ve hakikaten çok üzerinde duruyor, Ankara'nın da aynı şekilde. Ancak görünen bir gerçek var ki iç tartışmaları halletmekle meşguldü Cumhuriyet Halk Partisi. Geç kaldı yerel seçim hazırlıklarında AKP'ye göre. Peki şimdi bir kriter daha var, yani bir handikap daha var. İYİ Parti kendi adaylarıyla, ya yani 81 ilde kendi adaylarıyla seçime giriyor ve kısmi bir ittifakı da reddediyor. Dün de zaten az önce konuştuk, çok sert konuştu Meral Akşener. Şimdi böyle bir tabloda Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Ekrem İmamoğlu'nun işi de çok kolay gibi görünmüyor. Zannediyorum yavaş yavaş araştırmalar da yapılmaya başlandı İstanbul'la ilgili yerel seçimlere dönük. Nasıl görüyorsunuz manzarayı? Gerçekten zorlanmadan kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz İstanbul'u tekrar? Halkın büyük kaygıları var çünkü. Can Hanım, bunun en önemli göstergesini biz Cumhuriyet Bayramı'nda da gördük. Cumhuriyeti savunanlar, demokrasiyi savunanlar sokaklardaydı. Büyük bir coşku içerisindeydi. Ha, bu kriter mi diyeceksiniz? Evet, bu bir kriterdir. Bu İstanbul'un yönetiminden memnun olanların, İstanbul'u kucaklayanların, öyle zorla otobüsle taşıma değil veyahut da kontrol yaparak denetleyerek oraya götürülenler değil. Tamamen kendi özgür iradesiyle oraya gelenler. Ve bunlar İstanbul'da nelerin değiştiğini bu vatandaşlarımız, İstanbul'daki yaşayan vatandaşlarımız nelerin değiştiğini gayet iyi biliyorlar. Bakın ben bir yerel yöneticiyim. 15 yıl yerel hizmetlerde görev yaptım. Burada daha çok yerel seçimde aday ön plandadır. Evet. Adayın o kente katacağı değer, vatandaştaki yarattığı güven, onun karşılıklı olan diyaloğu çok önemlidir. Sayın İmamoğlu da 5 yıl içerisinde gerçekten çok önemli hizmetlere ortaya koydu. Yapılmayanları yapıldı. Yani hem sosyal belediyecilik yaptı, hem kent estetiği, kent tarihi üzerine çalışmalar yaptı. Ulaşımda dünya rekorları kırdı. Gerçekten İstanbul'u bugün bu iktidarın her türlü baskısına, hukuksuzluğuna, adaletsizliğine, kamu kaynaklarından mahrum etmesine ve yargı sopasıyla sürekli tehdit etmesine rağmen olağanüstü işler yaptı. Bakın, kamudan tek bir kuruş kredi alamadı. Tek bir hibe alamadı. Her olayda yasalar dolaştırılarak önü kesilmeye çalışıldı. Yargı sopasıyla hapisle tehdit edildi. Birçok süreç yaşadı ama buna rağmen metro konusunda 10-11 ayrı hatta bir dünya rekoru kırdı. Bakacaksınız, İstanbul'un trafik yükü Ekrem İmamoğlu'nun ikinci döneminde önemli ölçüde hafifleyecek. İstanbul gerçekten bir dünya kenti olacak. Bugün tarihiyle çok önemli bir süreci yaşıyor. İstanbul tarihi yeniden canlanıyor. İstanbul tarihi yeniden dünya ve Türkiye'nin tarihi envanterler arasına giriyor. Altyapı inanılmaz yenilendi. Bakın, her yağmurda Üsküdar'da denizle kara birleşirdi. Beşiktaş birçok bölgede inanılmaz su taşkınları olurdu.
Ve altyapı ile ilgili de çok ciddi sorunlar vardı. Burada saymakla bitiremeyeceğim birçok hizmeti sundu. Bir öğrenci için yurt yokken bugün 5000 öğrencinin üzerine çıktı yurt hizmetleri. Bir tane kreş yokken 150-200 civarında kreş yapıldı. Artık ihtiyaç sahiplerine onuruna yakışır şekilde yardımlar yapılıyor. Öğrenciye aynı şekilde yardımlar yapılıyor. Ve sosyal belediyeciliğin, kamucu belediyeciliğin en güzel örnekleri veriliyor. Bu da İstanbul'un dikkatinde. İstanbullu inanıyorum ki bu hizmetlerin devam etmesi için büyük bir kararlılıkla tekrar Ekrem İmamoğlu'nu Büyükşehir Belediye Başkanı yapacaktır. Evet, kurultayda da sol söylemler öne çıkmıştı. Her iki adayın da söylemlerinde bu vardı. Siz de Cumhuriyet Bayramı'ndan örnek verdiniz. Hakikaten Atatürk değerlerinin, Atatürk'ün, Cumhuriyet'in, laikliğin daha sorgulanarak anlaşılmaya çalıştığı bir süreç gördük. Sanırım Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bu noktada büyük bir mesaj verilmiştir diye düşünüyorum halk tarafından. Evet. Daha sonra o sol söylemler gövdeye oturur diye tahmin ediyorum. Biz de takip edeceğiz. Kesinlikle, kesinlikle. Artık biz olduğumuzda birçok sorunun çözüldüğünü, vatandaşla aramızdaki güven köprüsünün daha sağlıklı bir şekilde kurulduğunu, yarınlara daha güvenli adımlarla ilerlediğimizi de ortaya koymuş olacağız. Çok teşekkür ediyorum Seyit Bey. İyi çalışmalar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum canım. Diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'u ağırladık. Hem kurultay sürecini hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra yerel seçime dönük gerçekleştireceği çalışmaları hem de Yargıtay'ın AYM üyelerine suç duyurusu açmasını konuştuk. CHP'nin nasıl bir tavır alacağını sordum kendisine. Haftaya yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.